Aman Tanrım. Nate. 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 Peki. İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. Evet. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyükmüş. Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Sence burada alarm var mı? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. Pekala. Bir dolu parçaya bakalım. Elini ver bana. Tamam, hadi bakalım. Bu kadar yükseğe sıçrayamam. Hadi, beni takip et. Al hadi. Yedek getirdim. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Burada bir şey yok. Arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. Tamam, iş görür. İnelim hadi. Peki, nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet, biliyorum ama burası çok büyük bir yer. İşte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun. Bakmaya devam. Baksana. Bana deli diyeceksin ama Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Nathan, aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı vazosunu öylece ortaya bırakır? Haklısın. Herhalde bir imitasyondur. Evet, elbette öyle. Değil mi? Öyle. Açılmıyor. Hadi, beraber yapalım. Hazır mısın? Bu da ne böyle? Vay. Bu... bir çeşit lahite benziyor. Evet. Baksana. Burada her yer tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Sen... bu gerçek. Burası ne biçim bir yer? Peki. Gidip öğrenelim.
Bana bir iyilik yap. Öldüğümde beni bunlardan birine göm. Tabii. Seni mumyalayıp organlarını da bir kavanoza koyayım mı? Bir daha düşündüm de. Boş ver. Roma'dan kalma. Üçüncü, belki de dördüncü asır. Hey, bunu tanıdın mı? Bir dakika. Buna benzer bir şey görmüştüm ama. Ya sanan figürler. Etrüsklerden. Tabii ya, doğru. Evet, karı koca. Birlikte gömülmüş. Biraz karanlık gibi. Müthiş bir hava katmış ama. Evet. Bu mekan müze gibi lan resmen. Sence dinozor bölümü de var mıdır? Olsa şaşırmam. İşte bir tane daha. Bu da değil. Bunun antik bir Mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. komik olan hep bendim, her zaman. Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston. Hadi. Harika. Muhteşem. Böyle bir daveti almak için nelerimi vermezsin? Daha yeni okudum. Öyle mi? İyi mi bari? İnanılmaz bir şey. Lhasa'yı ziyaret eden ilk batılı kadın anlatıyor. Bir gün ben de mutlaka oraya gideceğim. Şimdi nereye peki? Ne? İstediğin yere gidebilseydin. Nereyi seçerdin? Her yer olur mu? Her yer olur. Peki şey... Evet, hadi bakalım. Hindistan. Evet, istikamet Taç Mahal. Evet, dönüyor da dönüyor. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl Meydan'ı hep görmek istemişimdir. Tekrar deneyelim. İngiltere. Windsor Kalesi'ni görmek gerçekten müthiş olurdu. Öyle değil mi sen? Hey bana bakma. O zaman daha doğmamış olman benim suçum değil. Zaten çok da bir şey hatırladığım yok. Ve çok da güzel değildi. Hı-hı. Tamam. Son bir kez daha. Brezilya. Heh işte böyle. Yağmur ormanı keşfedilmemiş şeylerle dolu. Ve tabii zehirli okları olan bir sürü keşfedilmemiş kabileyle de. Evet. O da var. Hey, şuna bak. Çok yaşa Sezar. Ah, içi sıcakmış. Vay be. Bu masa eti mahallenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Ama son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Vay. Arabistanlı Lawrence. O filmi hep görmek istemişimdir. Ama hiç fırsatım olmadı.
Oh, vay canına. Amelia Earhart'ı tanıyorlarmış. Hadi oradan. Bunlar bütün havalı insanları tanıyorlarmış. Lanet olsun. Dünyadaki her şey hakkında günlük var. Ama anneminki ortada yok. Bu büyük bir ev. Hemen pes etme. Samuray. Arma'yı tanıdın mı? Gül atma yaprakları. Bakalım. Söyleme söyleme. Tokugawa klanı. Evet, doğru bildin. Mektup mu? Geriye kalanlar. Biri eşyalarını satın almak istiyormuş. Galiba hayır demişler. Paraya ihtiyaçları yok gibi. Buradaki eserleri yüzüne çıkaran da sen olduğunu düşünebiliyor musun? Tamam. Annemin günlüklerinin burada olduğunu sanmıyorum. Şimdi de yukarıya bakalım. Kilitli. Annemin eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Hey! Havalandırma deliği. Yukarıda. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil, seni. Ne? Ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymişim? Pekala. Hünerlerini görelim bakalım. Polaroid. Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet, gel. Şimdi gülümse bakalım. Kaybetme sakın. Sakın düşeyim deme. Pekala. Tamam. İçerideyim. Kapıyı açabilecek misin? Bekle biraz. Ha. Kodein. Bolca ayrı kesici var.
Tamam. Bir şey var mı? Günlük falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Her yer günlük dolu. Bakalım neler varmış. Hayır. Hayır. Sam. Ne, bir şey mi buldun? İşte bu. Cennetin zenginlikleri. Vay. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Oo. Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Yavaş olun. Hey, buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey, silah bana doğrult. Günlüğünü bana verin. Tamam. Tamam. Üzgünüm Nathan. Şimdi ne olacak? Şimdi polisi bekleyeceğiz. Tabii ama başınızı ağrıtmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Size vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan, bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana, bunların hepsi benim fikrimdi. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük. Annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Merhaba. Tanrım. Sizi vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz... Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi? Anneniz şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Müzik.
Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca... Üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında... Bu onun en parlak başarısıydı. Sic Parvis Magna. Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yok mu? Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Evet şey... Gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre... Dışarıda kendiniz çıkarsınız, ha? Evet. Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. Tamam, hadi Nathan. Gidelim. İyi misiniz? Ha siktir ya! Hey! Hey! Sam? Hanımefendi, siz polisiniz. İyi misiniz? Peki, bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi! Nathan! Gitmeliyiz. Hemen. Olamaz. Pencere, pencere, hadi. Tamam, sen yüz kata bak. Sen benimle gel. Bekle biraz. Kadılar.
Çok bir durun. Hadi. Tamam. Yaklaşıyorlar. Çabuk. Ara kapı oraya. Motora çabuk hadi. Tamam sıkı tutun. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ha? Ne acayip gece ama. Evet acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan... Biliyorsun. Hastaydı. Yani kötü hissetmen normal. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi? Peki söylesene polisleri ne yapacağız? Onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan. Evet bizi yani. Onlar olmasak? Nathan, o malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdin. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama... ...bu akşamdan önce... ...ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu... Annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince... Anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha sen ciddiysin değil mi? Nathan bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum. Sen ve ben birlikte. Uzaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Nathan Drake?